İyi akşamlar sevgili Artı Televizyonu izleyicileri. Tarihin Peşinde programına hoş geldiniz. Bu hafta Erdoğan Aydın ve ben çok değerli konuğumuz, hukukçu, araştırmacı, Demokrat Yargı Hareketi sözcüsü, akademisyen Orhan Gazi Ertekin'le birlikte Kürt'ü savunmanın tarihine göz atacağız. Bu programda bize Orhan Gazi Ertekin'in çok yeni yayınlanan, Epos yayınlarından çıkmış olan Kürt'ü Savunmak üst başlığıyla Kürt'e Hukuk ve Kürt'ün Hukukuna Giriş adlı kitabı yol gösterecek. Gerçekten çok ilginç tezleri olan, çok ilginç açılardan bakan, biliyoruz biz bunu sandığımız şeyleri yeniden gözden geçirmemizi ve bize yeni ufuklar, yollar gösteren bir özel eser. Biz de zaten kitabı okur okumaz Orhan Gazi Ertekin'i mutlaka davet etmeliyiz dedik. Kendisine hoş geldiniz diyeyim izninizle. Hoş geldiniz Orhan Gazi Ertekin. Merhabalar. Çok teşekkür ederim. İyi günler diliyorum. Rica ederiz. Kitap biraz sonra biraz daha yakından bakacağız. Zaten sohbetimiz esas olarak kitaptaki temalar çerçevesinde gelişecek. Ama elbette hiç değinemeyeceğimiz pek çok başlığı olacak. Mutlaka edinip okumanızı öneriyorum. Özellikle ikinci bölümde Kürt'ü savunmak misyonunu son derece güçlü bir şekilde, sürekli bir şekilde, yüreklice, hatta kahramanca savunan, bu misyonu yürüten çok değerli şahsiyetlerin kısa kısa biyografileri var. Her zaman ihtiyaç duyduğumuz bilgiler derli toplu ama kitabın ön kısmı ise biraz sonra açacağımız başlıklarda önemli tartışmalara bence neden olacak ama olumlu anlamda bir tartışma bu fikir jimnastiği açısından. Erdoğan, bilmiyorum sen giriş babından bir merhaba demek ister misin konuğumuza? Ben de sonra Orhan Gazi Bey'i kutluyorum. Gerçekten bir farklı bakış açısı getirmiş. Dolayısıyla bu farklı bakış açısı hem hukuk, Türk anayasacılığının gelişim tarzındaki defolar, hem aslında Kürt uluslaşmasının hem niçin geciktiği hem de aslında Kürt tarihinin kendi içinde nasıl demokratik bir potansiyeli içerdiği, dolayısıyla Kürt tarihinin yeniden yazımı açısından bence önemli bir pencere açmış. Kuşkusuz evet. İlk açılan pencerelerde hep eksik yanlar olabilir ama bu pencere bugüne kadar Kürt tarih yazımı açısından gerçekten çok büyük bir önem taşıyor. Eminim ki veya aynı zamanda hem eminim hem diliyorum ki bu pencereden Kürt tarihinin irdelenmesi doğrusunda yeni açılımlar, tezler oluşsun ki bize sadece Kürt'e değil, Kürt'ün şahsında onu ezen Türk'e, Arap'a, Farsi'ye de yeni bir pencere. Dolayısıyla evet. Orta Doğu'ya da yeni bir siyasal ufuk açma potansiyeli evet. Taşıyabilir. Küçük bir tahsis yapmak istiyorum. Kitabın derleyicisi olarak Orhan Gazi Bey'in adı var kitapta ama içindeki yazıların ağırlıklı olarak ona ait olmasından dolayı böyle bir haksızlık ettim belki diğer yazarlar ama çok değerli başka yazarların makaleleriyle de zaten desteklenmiş konu. Birkaç başlık okuyarak biraz kafanızda da canlansın istiyorum. Örneğin giriş bölümü bir kere başlı başına bir ufuk açıcı bir beyin jimnastiği yaptıran bir giriş var. Bir hak hareketi olarak Kürt mücadelesi diye başlıyor, tanıdık bir başlık gibi görünüyor ama bunun altında yarı resmi apartheid rejimleri ve Kürtler diye mesela özel bir başlık var. Türkiye'nin inşasında merkeziyetçilik ve federalizm tartışmalarında Kürtlerin yerini tartışan bölümler var. Orta Doğu'nun proskripton sürgün yasaklama rejimleri adlı bir başlık var ki bu başlı başına bence tartışacağımız bir konu bu programda. Arkasından yurttaşlık, direniş, işte hak bilinci, Kürt hak hareketinin doğuşu, senin altın çizdiğin gibi anayasal, Kürtler ve anayasacılık diye bizim hiç belki değinmediğimiz evet. Boşluk halinde belki tabula rasa olduğum en azından benim. Mesela Orhan Gazi Bey'in bazı konuları bu anayasacılık
tartışmasına yerleştirmesi bana ilginç geldi. Ben hiç öyle bakmamıştım onlara falan. Arkasından da dediğim gibi çok değerli biyografiler var. Uzatmadan sözü sahibine bırakalım konunun. Evet, bir kere herhalde herkese böyle soruyoruz. Kitabın adı da bize böyle bir yol gösteriyor. Neden Kürtler, neden Kürtleri savunmak gibi bir başlık altında kitap yayınlamak ihtiyacı doğdu. Hani bugünün sorunu değil Kürtler elbette. Cumhuriyetin çok önemli bir başlığı ama bugünlerde gerçekten daha ateşli tartışmalar yürüyor. Bunun getirdiği bir şey de var mı? Sözü size bırakayım. Önce bir girişte anlayalım bakalım. Nedir bu kitabı yazdıran? Bu güzel sunuş için ayrıca çok teşekkür ederim. Davet için bir kere daha teşekkür ederim. İki güçlü tarihçiyle bu meseleyi tartışmak benim için de çok güzel olacak, verimli olacak diye düşünüyorum. Şimdi savunmak meselesi biliyorsun kategorik, metaforik bir şey. Yani sınırlarını belirlemek zor. Hem riskli, hem avantajlı, hem dezavantajlı. İçinde çok anlam barındıran, çok referans barındıran bir kavram. Bir defa yani gündelik dilde savunmak bir tek yönlü işleyen bir ilişki biçimi, iletişim biçimi. Özellikle muhatabını pasif kılan, savunduğunuz kişiyi pasif kılan bir ilişkilenme biçimi. Dolayısıyla gündelik dildeki anlamı çok daha böyle sahip çıkılacak bir şey değil. Ama bir de kamusal anlamı var. Yani savunmak kamusal anlamda tek yönlü bir ilişki değildir. Gündelik dilde olduğu gibi çok yönlüdür ve dinamiktir. Sadece muhatabını dönüştürmez, kendini de dönüştürür. Dolayısıyla bizim savunmada asıl vurgumuz ikinci anlamıydı, kamusal anlamı. Yani kişinin birisini savunurken aynı zamanda kendini savunması. Aynı zamanda kendi dışındakileri savunması. Bütün bu farklılıkları bir araya getirecek kamu alanının inşası. Dolayısıyla kamuda bir bireysel, bir de kamusal bir yan var ve o kamusal yanı çok değerli buluyorum ben. Yani Kürt'ü savunmak, birisini savunmak sadece karşı tarafın savunmaya ihtiyacı olması bağlamında değil. Karşı tarafla sizi birbirinize bağlayan değerler, referanslar, hukuki ilkeler, vicdan, merhamet, buna dair hoşgörü veya daha nesnel eşitlik, özgürlük, kardeşlik gibi şeyler, meseleler. Şimdi bu şey kamusal anlamda anlaşıldığında savunmak, herkesin birbirinden sorumlu olduğu, herkesin birbirini savunmaktan sorumlu olduğu, bir yurttaşlık ahlakına dönüştürdüğü, bir yurttaşlık etiğine, bir sorumluluğuna dönüştürdüğü bir kamu alanı çıkar. Benim savunmada asıl vurgu yapmak istediğim şey ikincisiydi. Niye Kürt'ü savunmak derseniz de asıl mesele şuydu. Bakın 25 yıldır ben hem akademik olarak hem de meslekten hukuk, yargı, adalet diye biliyorum. Türk hukuk düzeni, Türk adalet sistemiyle ilgileniyorum. Ve son 25 yıldır yaptığım araştırmalar beni hep şeye doğru getirmeye başladı. Ermeni meselesi. Türkiye'de hukuku anlamak bakımından, yargıyı, adalet sistemini anlamak bakımından Ermeni meselesi ve Kürt meselesi. Bunlara Türkiye'deki hukuk sorusunu, adalet sorusunu, yargı sorusunu mutlaka Kürt meselesiyle ve Ermeni meselesiyle ortak bir soruya ve ortak bir cevaba dönüştürmek gerektiğini düşündüm. Yani Ermenileri ve Kürtleri sadece diğer topluluklardan ayırmaktan söz etmiyorum. Türklerin kendi hukuk sistemlerini nasıl kurduğunu anlamak bakımından da Kürt'ü savunmak ve Ermeni'yi savunmak çok anlamlı. Özellikle Türklere düşen şey hukuku anlarken, yargıyı anlarken, Türk adalet sistemini anlarken kendi dışında özellikle kategorik olarak ayırdığı Ermenilere karşı nasıl baktığı, onları kendi hukuk düzeninde savunabileceği bir ortak alan yaratıp yaratmadığı meselesi anlamlıydı benim için. Dolayısıyla Türk hukuk düzenini sorgulamanın
onun sınırlarına gitmek olduğunu, onun savunma alanını anlamak olduğunu, onun neyin savunulabilir, neyin savunulamaz, neyin kabul edilebilir, neyin kabul edilemez olduğuna dair sınırları yoklamak olduğunu düşündüm. Son 25 yıldır araştırmalarımda giderek ilerleyen şey, giderek kanaat getirdiğim şey, Türk hukuk düzeninin kendi dışında tarif ettiği gruplara nasıl bir hukuk revayet gördüğü, nasıl bir adalet revayet gördüğü, adalet düşüncesiyle hareket ettiği, nasıl bir zihniyete sahip olduğu ve nasıl pratik, bu pratikleri yönlendiren ana zihniyetin nereden çıktı meselesiydi. Tam burada benim gördüğüm şey, eğer Kürt'ü ve Ermenileri Türkiye'deki diğer topluluklardan ayırarak savunmaktan söz ediyorsanız bu şu demek. Türkiye'yi, Türkiye'nin kamu düzenini, Orta Doğu'nun kamu düzenlerini, hukuk sistemlerini yeniden ve daha adil bir biçimde yeniden inşa etmek anlamına geliyor Kürt'ü savunma. Daha adil olarak ya Kürt'ü de içerecek, Ermeni'yi de içerecek, onları savunmayı da makul, adil hale getirecek bir hukuk düzeni, bir kamu alanının inşası anlamına geliyor. Yoksa yani Kürt'ü savunmak diğer topluluklardan ayırıp kayırmak değil. Türk'ün kendini kayırmasından söz ediyorum. Türk Kürt'ü savunurken, Ermeni'yi savunurken aslında kendini savunuyor. Çünkü savunmanın kamusal anlamı bu. Kendi dışındakilerle beraber ortak hayat kurmanın, ortak ilkeler dünyası inşa etmenin, ortak bir yaşam inşa etmenin yolu da buradan geçiyor. Dolayısıyla Kürt'ü savunmak derken vurgum esas olarak buna ilişkin. Kürtlerle beraber ortak hayatın ilkeleri ne olacak? Ermenilerle beraber ortak hayatın ilkeleri ne olacak? Ya bu kitabı yazarken yaklaşık 7 yıldır araştırma yapıyordum. 1,5 yılda bir yazım süreci sürdü. Ve hep kafamda şu vardı Ayşe Hanım. Kürtlerin ve Ermenilerin de tanındığı bir Türkiye hukuk düzeni ve bir Orta Doğu statikosu acaba nasıl olurdu? Daha mı adil olurdu? Daha mı özgür, eşit olurdu? Sorusu çok altta belirgin olarak hep vardı. Yani çok açık olarak sormadım ama zihnimde bütün soru, diğer soruları yönlendiren şeylerden bir tanesi buydu. Dolayısıyla tabii tartışacağız bunu ilerleyen saatlerde ama benim cevabım burada olumluydu. O nedenle de Kürt'ü savunmanın bir yurttaşlık ahlakı olması gerektiğini, Türkler için bir yurttaşlık ahlakına dönüştürülmesi gerektiğini, Kürt'ü Kürt olduğu için değil, kendisini daha adil kılmak, daha adil bir düzen kurmak için Kürt'ü savunmanın, Ermeni'yi savunmanın bir yurttaşlık sorumluluğuna dönüştürülmesi gerektiğini, evet, düşündüğüm için. Anladım. Böyle bir kışkırtıcı şey koymayı düşündüm. Çok teşekkür ederim. Şimdi hani bir de Kürt'ü savunmak bir ihtiyaç mıdır şeklinde bir tartışma açmak için söylemiyorum. Siz zaten ona bir referans da vermişsiniz. Bir yazarın hatta ona modern efsane demişsiniz sözüne, Kürtler avukatsız bir halktır sözünün aslında doğru olmadığını ama bunu anlatırken elbette ahlaki açıdan böyle bir ihtiyaç olmadığından söz etmiyorsunuz. Kürt tarihine baktığımızda özellikle milliyetçilik ideolojisinin ortaya çıkışından sonra Kürt toplumunun önderlerinin, Kürt kanaat önderlerinin, liderlerinin ağırlıklı olarak hukuk bilimiyle ilgili insanlar olması, hukukçu olması, avukat olması Kürtlerin aslında fiili bir avukatsızlık durumuyla karşılaşmadığını da tespitini yapmışsınız. Bunu isterseniz sonda belki mi ya da şimdi mi konuşmak istersiniz bilemiyorum. Belki ilginç bir tespit o. İsterseniz evet. Söyleyeyim. Acele ediyorum galiba, pardon. Hayır, rahat rahat konuşun, nasıl istersen. Şöyle, hakikaten Orta Doğu'da bir Kürt istisnası var. Avukatlık veya milli kimliğin esaslı unsurlarından bir tanesi Kürtler açısından avukat, hak savunucu. Yani Kürt tarihini geriye doğru götürdüğümüzde de Kamuran Ali Bedirhan örneği, Kadı Muhammed, Kürt modern tarihinin ana taşıyıcı
sınıflarının öncüleri bunlar. Evet. Yani kitabın başında da söylemiştim. Türk milli anlatısında böyle bir avukat yoktur. Evet. Rast gelemezsiniz. Yani Türk milli anlatısını taşıyan örneğin Ağaoğlu Ahmet var. Hukukçu, anayasacı. Sadri Maksudi Arsal var. Hukuk tarihçisi. Bunlar güçlü hukuk tarihçileri. Ama Türkiye'de milli kimliğin bir parçasına dönüşmüşler. İran için de geçerli aynı şey. Kısmen Filistin için söylenebilir. Ama Kürt tarihi, Kürt modern tarihindeki siyasi sınıf olma özelliği bakımından Filistin'de böyle bir esaslı unsur, esaslı bir referansın, esaslı bir ithafın avukatlara yapıldığına rast geliyor. Evet, evet. Kürtler açısından hakikaten de örneğin benim aklıma hemen Amerikan ulusçuluğu gibi. Hı hı. Yani ilkini çıkarırsanız, Amerika'nın George Washington'ı çıkartırsanız, ikincisi John Adams, avukat. Hem de o ünlü 1707 katliamındaki katliamda avukatlık yapan İngiliz askerlerini hı hı. savunan bir avukat. Üçüncüsü hem hakim, hem avukat, hem hakim. Hı hı. Ve tüm o Amerikan başkanlarına da bakarsanız aslında çoğu avukat. Obama, Clinton, birçoğu avukat. Tabii ağırlıklı olarak avukatlıktan mesleniyor. Yani Amerikan ulusçuluğuyla mukayese edilebilir ölçüde güçlü bir avukatlık vurgusu var. Milli kimliği. Kürt çağdaşlığının taşıyıcı sınıfı gibi geliyor bana. Anladım. Oysa bugüne kadar Kürtler avukatsız bir halk denilmiştir. Bunu tabii, bu metaforik bir şey. Bu evet. Haklı buluruz. Son derece haklı. Ama bu biraz da Kürt milli kimliğinin ana unsurlarını görmezden gelmeye yol açmamalı. Anladım. Çünkü bu değerli bir şey. Yani hak savunuculuğunun ve avukatlığın bir milli kimliğin esaslı unsuru olması, o milli iddiaların, o milli taşıyıcılığın avukatlık üzerinden gerçekleşmesi siyasal dili de önemli ölçüde belirginleşiyor. Siyasal dili önemli ölçüde karakteristik özellikler bahşediyor. Evet. Çok önemli bir şey. Hı hı. Yani hem kendinizle kurduğunuz ilişki bakımından hem de kendi dışınızla kurduğunuz ilişki bakımından çok anlamlı. Hı hı. Türk milli kimliğinde Türk harbiye mülkiye çok belirgin referanslar var. Evet. Yine İran kimliğinde Orta Doğu tanımlamak bakımından kimliği tanımlamak bakımından Mollalar ve askerler çok belirgin. Ama yani Kürt milli kimliğindeki bu Kürt unsuzlaşmasındaki bu özelliğin önemli olduğunu düşünüyorum. Bir de şöyle bir şey var. Bu avukatlı olmak açısından şöyle bir sorun var. Orta Doğu'daki hakim gruplar Kürtlerle hukuk ilişkisinin Kürtlerle hukuk meselesini çok bağdaştıramıyorlar. Çünkü Kürtleri bir ilkellik olarak tarif etmek, onları uygarlığa sevk edilecek bir topluluk olarak tarif etmek, isyan silahlı hareket olarak tarif etmek çok daha işlevsel onlar için. Oysa Kürtlerin hukukla ilişkisi eğer bu bir uygarlık şeyi ise, ölçeği ise Kürtlerin hukukla ilişkisi ve avukatlıkla ilişkisi Orta Doğu'nun diğer milliyetçileriyle, milliyetçilik hareketleriyle karşılaştırılamaz ölçüde daha ileri ve daha ileri. Anladım. Peki bu ilginç başlığı biraz da Erdoğan belki de etlendirebilir. Hani Kürtleri hakim unsurlar hep geri, vahşi, işte hatta mağarada yaşayan, çiğ et yiyen, domates görünce şaşıran, Kemalist yazında mesela 1930'ların basını taradığında dahi böyle bir ikincil geri bir halk tanımı vardır. Evet. Osmanlı'nın bakışı Kürtlere nasıldı sormayacağım elbette ama Osmanlı'da da Kürt unsurlar aynen Cumhuriyet'teki gibi hukuk bozucu, düzen bozucu, asayiş bozucu gibi
etiketlerle mi aslında yorum şey yapıyor, yaftalanıyordu? Çünkü Orhan Gazi Bey ilginç bir şey söyledi. Kürtler ve hukuk kavramı bir yadırgatıcı gelebiliyor ilk duyana ya da o eski hakim klişelerle düşünmeye alışık olana dedi. Hakikaten böyle bir yanı var mı? Yani Kürt Osmanlı'da da bir hukuk kuran, hukuk inşa eden, hukuk vaaz eden ve onu karşı tarafa kabul ettiren bir unsur olarak tarif edilebilir mi? Nasıl görüyorsun o Osmanlı'da, bir tarihsel boyut kazandıralım. Osmanlı'da öyle olmadığı kanaatindeyim. Çünkü Osmanlı'da iki farklı dönemde de Kürtler merkezi devletle diğer halklardan daha özel bir işi kurma dengesine sahip oldular. İşte bu hani, da hukuk değil mi anlamına sormuştum. Fakat şöyle, yani Osmanlı'nın hukukunu değiştiren değil, Osmanlı'dan ayrıcalık elde eden ve bu ayrıcalığı da bir şeyin karşılığında elde eden. Birinci ana dönem 16. yüzyılın başlarından itibaren Osmanlı'nın bir başka rakibi, din eksenli tanımlanmış olan Safevi rakibine karşı Kürtlere verilen özel bir ayrıcalık veya Kürt egemen sınıflarıyla bir uzlaşı sonucunda istisnai bir durum, bir statü elde etmişlerdir. Osmanlı'nın genel yapısına baktığımızda merkezi despotik, tımar sistemi, valilik atama üzerinden kurulan, kimi istisna çok uzak bölgeler hariç, fakat Kürtlerle üstelik de merkeze çok yakın, merkezin ana coğrafyasında olmasına rağmen ademi merkeziyetçi, hükümetler düzeyinde yetkili bir özel ilişki kuruldu. Dolayısıyla bu sonraki dönemde, yani milli kimliğin, milliyetçiliğin, Türkçülüğün siyaseti belirleyeceği ve hukuk yazımını belirleyeceği dönemle ilgili farklı bir statü elde ediyor. Bir ikinci dönem, arada bir isyanlar, ayaklanmalar dönemi var. Çünkü genel olarak o katılaşan merkezileşme ve vergi artırımları Kürdistan'a da yayılmaya başlayınca bu dönemde Kürdistan'da başta Bedirhan Bey olmak üzere bir dizi ayaklanmalar gelişecektir. Ama bu da bir müddet sonra yine Osmanlı merkezi yapısının tasfiye etmek, yok etmek istediği gayrimüslimlere, Ermeni, Süryani kimliğine karşı yine Kürt egemen sınıflarının ve yine Sünni olan kesimleriyle yine özel bir ilişki, bu sefer Hamidi alayları üzerinden kurulan bir ilişki tarzı karşısında. Dolayısıyla Kürtlerin bir hak hareketi, özellikle Orhan Gazi Bey'in altını net olarak çizdiği, uluslararası referanslara da başvurarak çizdiği bir hak hareketi, dolayısıyla bölgesini ve tabi olduğu devleti ve toplumu demokratikleşme dinamiği haline gelmesi, kimlik olarak inkar edilmeye başlandığı, kendisini yok etmek pahasına bir başka milli kimliğin dayatılmaya başladığı dönemin refleksi olarak şekillenmeye başlıyor. Ki bu da aslında onu birazdan tartışırız. İlk anda başlayamıyor. Fakat şunun altını çizelim. Sen belirttin, Orhan Gazi belirtti. Kitapta daha başka örnekler de var. Örneğin Şeyh Said ve Seyit Rıza, yani Kürt'ün iki farklı inançsal damarının öncü sembolik isimleri üzerinden düşündüğümüzde egemen yazın, ki buna sol yazın da maalesef destek oldu. Egemen yazın onların feodalliği, geriliği, ilkelliği, mağarası ve tabii arkalarına takılan kuyruk sembolizmiyle birlikte adeta medeniyet götürülmesi gereken. Şimdi normal medeniyetin objektif kavramlarıyla baktığımızda ne Seyit Rıza ne Şeyh Said aslında bir medeni düzeyini temsil etmiyordu. Ama bunların bile, yani feodal önderlikler olan bunların bile aslında Türk medeniyetine, Türk medeni yasasına karşı savundukları şey bir hak mücadelesiydi. Yani onlar bile aslında Kürt'ün daha bu dönemde başlayan itirazı aslında evrensel bir hakkın kendini ezen, kendini inkar edene karşı teslim edilmesi, ifade edilmesi, sahiplenilmesi işiydi. Dolayısıyla bu dönemde bile bir hak mücadelesi olarak şekillendi ve bunun saptanması, Orhan Gazi Bey'in işaret ettiği gibi aslında Kürt tarihinin buradan yazılması, bu aynı zamanda Türk egemen tarih yazımının, Türk anayasalcılık geleneğinin, Türk siyaset kavramsallaştırmalarını alıp aslında hak ettikleri yere tarihin dışına atma ve ona karşı da aslında gerçek bir hakikatli anlamda bir modernleşme ve
hak savunucusu hareketin yükselmesi anlamına gelir. Bu yanlarını ben doğrusu evet. çok önemsiyorum ama iznin olursa bir de kısa şeyi de belirtmek istiyorum. Evet. Bölgede Kürt halkının, Kürt uluslaşmasının kendine özgü istisna oluşturan bir özelliği var. Biz bu istisna halini hukuk nosyonunda aslında genel olarak faşizan rejimlerin daha rahat ezmek için bir ötekileştirmesinde kullanıyoruz. Ama burada ben pozitif anlamda kullanmak istiyorum istisna halini. Gerçekten de bölgedeki diğer halkların bütününden farklı, dolayısıyla feodal öncülük altında bile hak mücadelesi veren ve bölgeyi demokratikleştiren, bölgeyi ademi merkeziyetçileştiren, dolayısıyla bölgenin aşağıdakilerin siyasete, yönetime, ekonomiye katılmalarının hukuki altyapısını kuran bir dinamizm oluşturuyor. Buna karşı savunulabildiler mi? Örneğin ben Türk kamuoyunun çok yakından ilgilendiği bir alan olması itibariyle Filistin'e kıyaslamak istiyorum. Filistinleri bölgenin ve dünyanın bütün solcuları rezervsiz savundular. Filistin'i kendilerinin bir parçası olduğu tüm Arap toplumları, aydınları her sınıftan, her programdan rezervsiz savundular. Üstüne üstelik bir de Filistin'i bu sefer negatif olan, antisemit olan bölgenin antisemitik güçleri de savundular. Bununla Kürtleri karşılaştırdığımızda Kürtleri en rezervsiz savunacak olanlar solcular iken, sosyalistler iken, sosyalistler çok rezervli, çok geç ve eksikli savundular. Bölgenin milliyetçileri, başta Türk milliyetçisi, Türk burjuva liberalizmi savunmadı. Bölgenin diğerleri de savunmadı. Çünkü Kürdistan ve Kürtler aslında bölgenin tüm yüksek medeniyet, yüksek devlet, yüksek askeri fetih, çeşit sınıfların bütünüyle karşı karşıya kaldı. Dolayısıyla buradan da savunulmadı. Örneğin Filistin'i savunan Türk İslamcıları, üstelik de mütedeyyin bir halk olmasına rağmen de Kürtleri savunmadı. Bu da bir başka utanç verici bir durum. Antisemitlerin zaten savunmasına Kürtlerin de ihtiyacı yoktu ama onlar da savunmadılar. Çünkü bölgedeki diğer Müslüman iktidarların karşısında bir hak mücadelesi verdi. Dolayısıyla gerçek anlamda ben doğrusu Gestrey'nin saptamasına, yani Orhan Gazi'nin belirttiğine itiraz etmiyorum ama bir avukatsız halk oldukları saptamasının da mutlaka itibari değerini sürdürmek gerektiğini, bunun bize, herkese vicdanı olan sosyalistlerin zaten olmak zorunda. Dolayısıyla sosyalistleri de bu açıdan eleştirmemiz lazım. Sosyalistler vicdansız olamaz çünkü, ama vicdanı olan, vicdan iddiasında bulacak herkesin mutlaka savunması gereken bir halk. Ama bizim savunmamamız Kürtleri, Orhan Gazi'nin kitabının çok temel irdeleme alanı yaptığı, kendi avukatlarını kendilerinin çıkardığı ve birazdan tartışalım istiyorum. Sadece bununla yetinmeyip aynı zamanda bölgenin bütününün küreselleşme döneminde yeni stratejik programını da üreten bir siyaseti de üretmek gibi olağanüstü bir misyon yüklendiler diye anladım. Düşünüyorum. Şimdi o kadar çok başlık açtın ki bilmiyorum Orhan Gazi Bey nasıl toparlayacak. Ama bana şöyle gibi geldi. Hani bu milliyetçilik teorisi tartışılırken bir halkın, o milletin, ulusun kendini tanımlaması ve kendini savunması meselesi vardır. Bir de onun öteki tarafından kabul edilmesi, tanımlanması, savunulması meselesi vardır. Senin dediğin öteki tarafından savunulmadı meselesiyle o halkın kendi hak mücadelesini, taleplerini savunduğu, onun kendisinin avukatsız olmadığı söylemini ben ayrı düşünmüştüm. Orhan Gazi Bey onu mu kastetti belki söyler ama örneğin senin hakim hukuk sistemine eklemlenmek olarak tarif ettiğin örneğin 1514 Amasya Anlaşması sanki Orhan Gazi Bey'in kitabında anayasal bir nüve öz taşıyor gibi konumlanmış. Belki o buradan başlayarak senin çizdiğin o tabloya kendi itirazlarını yapar ya da katkılarını yapar. Buyurun, söz sizin. Evet, aslında söyleyecek çok şey var. Tabii çok çok güçlü, sağlam değerlendirmeler yapıldı. Bir defa şunu söylemek lazım. 1960-70'li yıllarda Kürt sorunun içerisinde ciddi rejim analizleri yapılmış. Faşizm analizleri.
Bonapartizm, sizleriz halen de yapılamıyor. Ve Türkiye'de kimlikçilik, uviyerizm tartışmaları, sınıfçılık tartışmaları hala güçlü biçimde devam ediyor. Şimdi ben 1960-70'li yıllarda özellikle Türklük kamusunun göz ardı edildiği kanalında, Türkiye'de egemenlik yapısı analiz edilirken Türklüğün temel kurumların, hukukun, yargının, Türkiye kurumlaşmasının ve Türkiye siyasi hayatının inşasında belirleyici olduğu gerçeğinin göz ardı edildiği kanalında. Yani Türkiye hukuku bir milli hiyerarşinin üzerine inşa edilmiştir ve egemenliğin önemli sahalarından bir tanesi de bu hiyerarşi. Şimdi bu hiyerarşiyi göz ardı ettiğinizde şey görünmez hale gelir. Ayrımcılık hem yasal olarak hem fiili olarak farklı etnik kültürel grupların dışlanması, önemsiz, teferruat, ilerleyen zamanlarda açılımlarla aşılabilir bir şey haline gelir. Bunun yerine işte daha farklı mücadele biçimleri, diğer egemenlik sahalarına dair, sınıf meselesine dair mücadele alanları yerleştirilir. Ama burada eğer Türkiye hukuk düzeninin, Türkiye kamusunun Türklük üzerinde kurulduğu, bu kurulan Türklüğün de kendi dışındaki toplulukların mücadelesini, hak iddialarını kriminal hale getirdiği göz ardı edilirse sizin mücadeleniz aslında geleneksel egemenlik sisteminin bir başka güçle yenilenmesi yerine bir başka gücün aynı ideolojik tahakkümle, aynı siyasal tahakkümle devam edecek yeni bir iktidar aracının, yeni bir siyasi aracının yerleştirilmesi anlamında gelir. Bu ciddi ölçüde göz ardı edilmiştir ve 1960-70'lerdeki o siyasal rejim analizleri maalesef Türkiye'nin geleneksel milli hiyerarşiyle oluşmuş, ayrımcılıkla oluşmuş. Kürtler, Ermeniler, gayrimüslimler karşısında ayrımcılıkla inşa edilmiş o egemenlik yapısını desteklemeye kadar varan, üstü kapalı desteklemeye kadar varan bir etki göstermiştir. Bunun üzerinde yeniden düşünmek gerektiği kanaatindeyim ben. Eğer Türk egemenlik sisteminin ayrımcılık yapan şeyi nedir, özellikleri, karakteristikleri göz önüne serilmezse ve rejim analizlerinde önemli ve esaslı bir unsur olarak yerleştirilmezse ayrımcılık görünmez hale gelir ve Türkiye'de aslında bir tür apartheid rejiminin olduğu gerçeğini kapatmış olursunuz. Ben faşizm analizinin sömürgeciliğe dair, emperyalizme dair tezlerin ciddi ölçüde bu ayrımcılığı, etnik kültürel farklılıkları, etnik kültürel grupları eşitsiz olarak ayıran, yurttaşlığın içinde eşitsiz olarak ayıran, ezen-ezilen ilişkisi yaratan, ezen-ezilen ilişkisini etnik kültürel gruplar arasında yeniden inşa eden bu gerçeğin mutlaka daha fazla göz önüne alınması ve rejim analizinin de bu vurguyu hissettirecek şekilde yapılması gerektiğini düşünüyorum. Bunu yapmazsanız Kürtler ve Aleviler hak ararken kimlikçilikle suçlar. Oysa kimlikçi olan zaten rejimin kuruluşunun kendisidir. Rejimin faaliyet fiili ve yasal varoluşunun kendisidir zaten. Fiili ve yasal varlığı ve faaliyetleri Türkiye'de bir ırk ayrımcılığına benzer etnik kültürel ayrımcılığın üzerine yerleşmiştir. Dolayısıyla kimlikçilik aslında rejimin esas unsurlarından bir tanesidir. Sadece faşist dediğinizde bu şeyi görmezden gelmeye başlarsınız. Referanslarınız değişir. Bence Türkiye ve Orta Doğu'nun referansları asıl Güney Afrika gibi, Kuzey Amerika gibi ülkeler yapılmak zorunda. Veya belli dönemler için Hindistan'a yapılmak zorunda. Bu yapıldığı anda itibaren
Bir, sorunları tespit etmek, siyasal sorunları tespit etmek kolaylaşır. İki, çözümleri bulmak kolaylaşır. Yurttaşlığı geliştirmek, eşit yurttaşlığı geliştirmek kolaylaşır. Bunu bir kenara koymak isterim, yine derinleştirebiliriz. İki, Kürtlerin burada önemli bir farkı var. Ya, anayasacılık var, Orta Doğu'da anayasacılık bakımından Kürtlerin önemli bir farkı var. İki önemli farkı var bence. Onları federalist bir siyasal mekanizmaya zorlayan iki tarihsel gerekçe. Bunlardan bir tanesi, biraz önce söz ettiniz, 1514 anlaşmasında Kürtleri temsilen tek bir grup yok. Birbirinden farklı gruplar, topluluklar var, Kürt topluluklar ve her biri ayrı ayrı imza atıyor. Her biri kendi özelliğini, kendi farklılığını Osmanlı'yla ilişkilerde de gösteriyor. Bir bütünlük, bir teklik, bir merkezi bir şey içerisinde hareket etmiyor. Bu Kürt anayasacılığı açısından tarihsel önemli gerçekliktir. Örneğin Türk anayasacılığının laneti ve kardeş kavgasına kadar giden Fatih'in işte kardeşin katlinin de makul olduğunu yasaya dönüştüren o şeyi göz önüne alırsak, Türk anayasacılığı daima tekçi bir yapıda, tek imzalı bir yapıda inşa edilmiştir. Hı hı. Bu da farklı güçlerin birbirini dengelemesini, denetlemesini, farklı güçlerin özelliklerini tarih boyunca, yeni tarihsel süreçler değiştikçe korumasını engelleyici bir işler görmeye başlamıştır. Nitekim 18. yüzyıldan itibaren Kürtlerin şeye çağrılması, merkeziyetçiliğe çağrılması. En başından itibaren. 1826'da Yeniçerilerin, giderek Cemal Kafadar Hoca'nın çok fazla vurgular, bir sosyal, sivil toplum grubuna, bir sosyal sınıfa dönüşen Yeniçerilerin merkezi yönetim açısından sorun haline gelmesi nedeniyle lağvedilmesi. Arkasından Avşarların tam da pamuk üretimine ihtiyaç duyulması, küresel kapitalizmin ihtiyaçları doğrultusunda Çukurova'ya üretici bireyler olarak sevk edilmeleri. O yoğun, olağanüstü kitlesel katliamlardan geçirilerek, arkasından Ermeni Kırım, arkasından Pontus Kırım, arkasından en son olarak Dersim Kırım. Bunların tümü aslında Türk merkeziyetçiliğinin inşa edildiği tarihsel uğraklar. Ve kendine isyan eden, kendi farklılığını kabul ettirmek isteyen her tarihsel aktörü kendi merkeziyetçiliğinin bir parçası yapmak için her tür şiddeti kullanmış. Ve Türk anayasacılığı tam da bunun üzerinden inşa ediliyor zaten. Şimdi biz anayasa ve anayasacılık tartışırken hep legal bir araştırma alanı açıyoruz. Bu son derece tehlikeli, anlamayı zorlaştıran bir şey. Türk anayasacılığı ve Kürt anayasacılığını anlamayı mümkün kılan şey, tam da o kitabın başında söylemiştim, ana dikotomi, ana karşıtlık, merkeziyetçilikle federalizm arasında, özellik iddiaları arasında, farklılık iddiaları arasında, her ne olursa olsun, dinsel, etnik, kültürel, ırksal vesaire vesaire, bunlara dayanan farklılık, özellik iddiaları arasındaki çekişmede örüldü bence. Ve Kürt anayasacılığı tam da bunun üzerinden kendi farklılığını yüzlerce yıl kabul ettirmiş toplulukların şeyinde uzlaşmasından geçti. Kürtler tek bir merkezi yapıda kendilerini inşa etmedikleri için bir araya gelmeleri daima müzakereyi zorunlu kıldı. Federalizmi zorunlu kıldı. Ve bir başka federalizmi zorunlu kılan birleşik yapının, ortak kamu alanının inşasını zorunlu kılan bir başka şey de 1920'li yıllardan sonra Kürtlerin, Kürt beşeriyetinin, Kürt coğrafyasının bölünmesiyle alakalı. Her biri kendi çıkar alanını inşa etmek zorunda kaldı, kendi müzakere alanını inşa etmek zorunda kaldı, kendi ittifaklarını diğer kardeşlerinin düşmanları arasından seçmek zorunda kaldı.
siyasal hatlar farklılaştı, ittifaklar farklılaştı. Bu da Kürtler arası ilişkilerin, Kürtler arası bir araya gelme adımlarının kaçınılmaz olarak hukuk üzerinde, yeniden ortak yaşamın nasıl kurulacağı üzerinde, bunun nasıl bir müzakereyle gerçekleştireceği meselesi üzerinde etkin oldu. Bugün bile örneğin Birakuji son 3-4 yıldır, 5 yıldır Irak'ta, Kuzey Irak'ta çok fazla dillendiriliyor. Kuzey'in Kürt hareketi ile Irak Kürt hareketi arasında, bölgesel yönetim arasında 4-5 yıldır ciddi bir kriz var. Bu ikisi arasında bir hukuk ihtiyacı son derece belirgin ve bunların bir araya gelmesini, bunların yeni bir hayat, Kürtlerin kendi aralarında birbirleri arasındaki ilişkiyi yeniden inşa edeceği bir konuşma alanı, bir müzakere alanı, bir ittifak alanı kaçınılmaz olarak bu tarihsel derslerden süzülen ilkelerle gerçekleştirilecek ve bu aynı zamanda bir anayasa dersi, anayasacılık dersi. Türk anayasacılığının tarihi ilkeleriyle Kürt anayasacılığının tarihi ilkeleri arasında çok keskin bir fark var. Zaten bence Kürtlerin Orta Doğu'da daha demokrat bir potansiyel olması, bunun da aynı zamanda harekete dönüşmesini yaratan şey Kürtlerin özde demokrat olması değil. Türklerin de özde faşist olması. Bu tarihsel ve anayasacılığın farklı tarihsel hatlardan farklı şiddet eğitimlerinden geçmiş olması. Bu Kürtlerde şiddetin daha az olduğu anlamına gelmiyor. Türklerde şiddetin daha fazla olduğu anlamına gelmiyor. Türklerde şiddet eğitim, şiddetin kültürelleşmesinin, onun yarattığı hukuki sınırların, topluma dayatılan hareket sınırlarının farklı olduğu, Kürtlerde hareket sınırlarının, anayasacılık budur zaten, toplumsal hareketin sınırlarının, birbirlerine muamele, yapılan muamelenin sınırlarının belirginleşmesi demek. Kürtlerdeki bu şey, anayasacılığın çoğulculaşması, farklı güçler, farklı tek bir güç tarafından bir tek şiddet eğitimiyle terbiye edilmemiş olması son derece anlamlı, bu müzakereyi zorunlu kılan bir şey. Oysa bizde 1829'dan başlayarak sonra Kürtler, sonra Ermeniler, sonra Türkmenler, Avşarlar, sonra Pontus, Rum, sonra Dersim, bütün özellik alanlarının terbiye edildiği ve bütün kuşaklara, bugüne kadar ulaşan, bizim hafızamıza da yerleşen kuşaklara hareket sınırlarını, siyasal hareket sınırlarını öğreten bir toplumsal anlam terbiyesi. Biz de o toplumsal anlam terbiyesinden geçirildik. O merkeziyetçilik tarihi üzerinden. Kürt anayasacılığı ise o toplumsal anlam eğitiminden geçmedi. Tam tersi bir yerden geçti. Bu da önemli bir tarihsel imkan. Anladım. Aynı şeyi Ermeniler için de söyleyebilirdik. Bundan sonraki çalışmamız Ermeniler ve diğer gayrimüslimler için olacak örneğin. Söyleyebilirdik. Ama beşeri olarak bugünkü Türkiye ve Orta Doğu'daki sınırlılıkları onların güçlü etkiler göstermesini engelledi. Ve 1915'teki o büyük Kırım Ermenilerin kurulu hukukla ilişkilerini dönüştürücü olmaktan çıkardı. Ermenilerin sosyalist, liberal vurgularının gücü ve merkezi hükümete, merkezi güce karşı sınırlandırma kapasitesi 15'ten sonra daraldı ve farklı bir yola gitti. Oysa 15'te Ermenilerin o hem kamu hukuku düşünceleri, yani bir arada yaşamaya dair liberal, sosyalist fikirleri yaşamış olsaydı, hem de beşeri olarak bu topraklarda dinamik varlıkları sürmüş olsaydı, başka bir hukukla karşı karşıya kalacak. Peki. Türkler daha adil bir hukukun içinde olacaklar. Anladım. Aynı şey bugün yeniden bir başka tarihsel ortamda Kürtler nezdinde bir imkana dönüşmüş durumda. Tamam. Bir şansa dönüşmüş durumda. Ve bu nedenle Kürtler nezdinde
daha ciddi hukuk ve yargı tartışmaları yapmak zorunda. Aynen Melik İstihar tarihinde başta anlattığım gibi. Evet. Çok uzak. Hayır, birinci bölümün bittiğini uyarıyor arkadaşlarım. Onun için sözünüzü balla kesiyorum. Çok önemli bir yere getirdiniz. Erdoğan da belki ikinci bölümde söze ona veririz. O itirazlarını yapar veya katkılarını yapar. Evet sevgili izleyiciler, tarihin peşinde bu hafta Kürt'ü savunmak başlıklı Epos yayınlarından çıkmış olan çok önemli bir eserin derleyicisi ve yazılarının büyük çoğunun yazarı Orhan Gazi Ertekin'le birlikte Kürt'ü savunmanın tarihine bakıyoruz. Saat başında sizleri tekrar bekliyoruz. Biraz daha derinleştireceğiz tartışmayı. Hoşçakalın.